Sultanım, pek dalgınsınız bugün. Silahları düşünüyorum. Yarın çıkıyor tilhaneden. Nihayet kavuşacaksınız demek. Peki mutlu olmanız gerekirken nedir bu kederin sebebi? Dün gece bir kabus gördüm. Yemyeşil, rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçedeydim. Cennetten bir köşe sanki. Sonra silahları gördüm. Beni bekliyordu. Yanına gitmek istedim. Lakin bir anda yer ayaklarımın altından kaymaya başladı. Sonra toprak yarıldı. Derin bir uçuruma dönüştü. İkimizi de yutan derin bir uçurum. Rüyaların tersi çıkar derler sultanım. Siz içinizi ferah tutun. Kim bilir, belki de hünkârımızın öfkesi dinler. Evlenmenize müsaade eder. İnşallah dediğin gibi olur. Lakin benim umudum hiç kalmadı. Yarın herkes için yeni bir gün olacak. Silahlar çıkıyor değil mi? Korkuyorum Farya. Abim Gevheran'la evlenmelerine izin verirse silahları sonsuza kadar kaybederim diye çok korkuyorum. Atike. Siz konuştunuz mu abimle? Bir şey söyledi mi? Konuşmadık. Aslına bakarsan bugünlerde ne hissettiğini, ne düşündüğünü kestirmesi güç. Senin canın bir şeye sıkılmış belli. Ne oldu? Aranız mı kötü? İznik'ten bir hatunla döndü. Oradayken gözdesi olmuş. Şimdi anlaşıldı. Nereden çıkmış bu hatun? Kimmiş? Bilmiyorum. Sordum ama bir şey demedi. Bir şey bulmuş. Herhalde hatunda. Yoksa neden getirsin ki? Öyle değil mi? Yüzlerce cariyesi var. Hiçbirinin yüzüne bakmazken. Neden onu yanında getirdi? Hatunun bir ehemmiyeti olduğunu sanmıyorum Farya. Hünkâr abim seni zinhar bırakmaz. Canını daha fazla sıkma.